Tekrardan merhabalar. Tatilin son iki günündeyiz. Vlog çekmeyi düşünmüyordum arkadaşlar. Bu son iki günü tamamen tatile ayırırız diye düşünüyordum. Ama bugün yine yeni bir yerler görmeye gideceğiz. Öğlen saatlerinde çok fazla plajda olmak istemiyoruz. Çünkü çok yandık. Yani acayip bronzlaştık. Öğlen saatleri de plajda çok bunaltıcı oluyor. O yüzden akşam üzeri gidelim dedik. Gündüzü de birkaç yeni yer görmeye ayırdık. Bugün de Söğüt ve Taşlıca taraflarına doğru gezmeye gideceğiz. Bir de otelin kahvaltısını kaçırdık geç uyandığımız için. Kahvaltıya gidiyoruz şu an. Vloglarda göstermiştim diye hatırlıyorum. Bir yerde bir oğlak kavurma yemiştim. Hatırlarsınız mutlaka izlediyseniz eğer. Oraya kahvaltı yapmaya gideceğiz. Oranın aynı zamanda serpme kahvaltısı var ama çok geç bir saatteyiz. Umarım hani ta kahvaltı saatini kaçırmamışızdır. Yani geç kahvaltı verirler umuduyla gidiyoruz. Sonra da zaten gezmeye çıkacağız. Yine Şenem amcanın yerine geldik. Serpme kahvaltı siparişi verdik. Açlıktan konuşamıyorum arkadaşlar. O kadar açım ki şu an. Burası da çok güzel bir yer. Manzarasını size şöyle göstereyim. Buranın belki de en serin yerlerinden bir tanesi olabilir. Zaten bu köy çok ünlüymüş, Bayırköy. Marmaris'e gelenler mutlaka bilirler de gelmeyenler için söylüyorum. Biz bayağı sevdik. Hatta seneye burada kalma planlarımız var. Bir vlogumda hani tesisleri falan göstermiştim size buraya ait. Belki birkaç gün gelir burada kalırız diyoruz. Bir de buradan bal alacağız. Hem kendime hem anneme hem de Gökhan'ın annesine 3 tane birer kiloluk bal almayı düşünüyoruz. Evet dostlarım, her zamanki gibi yemeden önce çekmeyi unuttum. Yemeye başladık. Neredeyse yarısına geldik. Yeni çekmek aklıma geldi çünkü açlıktan gözüm dönmüştü. Çok geciktirdik kahvaltıyı. Orada çok güzel bir kahvaltı geldi. Bakın böyle 4 çeşit şey var. 2 çeşit bal. Çam balı ve portakal balı. Ben bu portakal balını çok beğenmiştim zaten. Çok güzeldi. Şöyle reçeller var. Şöyle acılı bir ezme koymuşlar. Patates kızartması. Şöyle bir çayımız var falan. İşte burada saatlerce kahvaltı yapacağız. Halinden memnun musun Gökhan? Memnunum. Evet, halimizden şu anda çok memnunuz. Çaylarımızı koyalım. O kadar acıkmışız ki çaylarımızı da koymayı unutmuşuz. Söğüt yolundayız şu an. Çok tatlı. Keçiler gördüm. Onu çekeceğim. Geliyorlar bakın. Bir tane de burada var. Keçi bunlar herhalde ya. Oğlak da olabilirler Gökhan. Keçi. Keçiymiş. Benim çok hayvan bilgim yok. Gökhan yakınlarından çek diyor da bir boynuz atarlarsa burada ağlarım. Burası da Söğüt arkadaşlar. Bu arada Söğüt'e de giriş yaptık. Şu taraflara doğru gitmeyi düşünüyorum. Ama asıl planımız Taşlıca. Söğüt'e geçen sene gelmiştik. Taşlıca'ya gitmedik. Taşlıca'ya ilerleyeceğiz. Bu kadar yeter bence. Arabadan inseydim daha iyi görüntüler alabilirdim ama tabii korkudan inemediğim için. Yine kaybolduk. Taşlıca köyüne geldik. Geçen sene gelmediğimiz köye gitmeye çalışıyoruz ama köyün içinde kaybolduk arkadaşlar. Deniz kenarı arıyoruz şu an. Haritayı açtı Gökhan. Telefonu da galiba çok fazla çekmiyor. O yüzden birazcık köy sokaklarında dolanıyoruz. Bir sürü hayvan var. Eşek, işte inekler, koyunlar, keçiler falan. Burada fazlasıyla hayvancılık yapılıyor anladığım kadarıyla. Son köy mü burası ya? Burası da zaten son köy galiba. Yani haritadan baktığımızda biz Taşlıca'dan daha ilerisini göremedik. Koskocaman bir alana çıktık. Şurada da sulak bir alan gördüm ben. Böyle dere gibi ya da işte ne deniyor onlara? Göl gibi bir şey var. Şu öyle bir... Eşek kaçıyor şu an. Niye bu kadar korktun bizden? Yani geri dönüyoruz ama güzel bir yermiş. Yani sadece hayvanların olduğu bir alan. Kaybolmaya devam ediyoruz. Hala yolu bulamadık ve yine hayvanların çok olduğu bir yere geldik. Eşek, yavru eşek var ileride bak. İlk defa hayatımda bir eşeği bu kadar yakından görüyorum. Yavru olanı gördün mü ileride?
Bak şurada da bir yavru var. O birazcık daha büyük ama. Sıpa'ya bak ya. Büyük baş da var. Ay çok tatlı Sıpa. Ben eşeklere çok üzülüyorum ya. Hı? Ne bileyim. Kötü davranıyorlar bence eşeklere. Sevgili hayvancılık mi? Yapanlar. Bize müsaade edersen biz de buranın yeni doğmuşlar. Baksana. Ufak. Ay bir sürü. Küçüklere bak şurada. Bak hepsi yeni doğmuş. Muhtemelen 3-5 aylıklar bak. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Pardon. Affedersiniz. Sahile gidecektik ama. Oğlum burada ot yok ki, bunlar ne yiyorlar? Valla sanki yine kaybolduk. Yine kaybolduk. Sahile gidecektik ama. Sahile. Bunlar bize hiç yardımcı küçük olmuyorlar. Şu büyük bilir de. Bunu sormaya cesaret ister. Yani. Ama ne kadar akıllılar bak, yoldan gelmiyorlar. Görüyor musun taşların içi? Ana! Eyvah! Ay kaçıyor, kaçıyor. Gökhan'ım korku dolu. Bu videoda deniz manzarasından çok hayvanları görmüş olduk. Oraya giriyoruz. Serçe limanı. Tamam. Denize giriliyor mu orada? Giriliyor. Tüzünde 100 metre. Arabayı beride bırak. Orada öbür boyunca gidersin 100 metre. Ya buranın yolu kötü. Yeni geçen yaptılar. Kötüydü. Üstüne asfalt çekti. Taşı diri çekmiş. Evet. Çağlı. Yeni belediye her şey. Marmaris'in. Siz nereninsiniz? Bakmadım plakaya. Biz İstanbul. İstanbul mu? Oo. Evet, İstanbul'dan geliyoruz amca. Ya, yaşamlarım hoş geldiniz. Nerede kalacaksınız? Nerede? Turunç'ta kalıyoruz. Ta Turunç'tan geldiniz bu orayı görmeye. Ne dedik, burada neler var gelip bir bakak i̇şte dedik. İşte böyle yani, şu Mart'ta kesildi şimdi. Şubat'ta yağmur. Yağmur Şubat'ta kesildi. Kesildi, ha yok. Sen nerelisin? Taşlıcalı mısın? Taşlıcalı'nın doğma büyüme, 70 yaşında. Taşlıca burada ne iş yapar dayı? İşte payan mıhurla ekin ekerler, dişindekin dekmalılar. Ekin ekerler, başka? Badem, incir. Hayvancılık? Hayvancılık, bak selbest bizde. Hayvancılık var en çok. Hayvancılıktan ziraatı bıraktılar. Ot ediyorlar, arpa ekerlerse. Buralar nasıl, güzel mi? Seviyor musun buraları? Doğma büyüme, sevmem mi ya? Ben İstanbul'u sevmem, dondum ya. Sabiha Gökçen'de 3 saat bir otel bile koymamışlar havalarına. Soğuk muydu? Soğuk ya. Hacı bacı otel bu 2 kişilik ya. Şey, baraka. Evet. Al parayı. 100-200-500 lira değil mi? Evet. Evet, yolda otostop çeken amcayı aldık. Gideceği yere bıraktık. Keçilerinin yanına gitmeye çalışıyormuş. Onların yanına bıraktık. Bize buraya yönlendirdi. Dedi biraz gidin arabayla. Çok güzel bir yer var dedi. Gerçekten dediği kadar varmış. Ve bu köy o kadar büyük ki arkadaşlar, arabayla git git bitmiyor ve alabildiğine boşluktu her yer. Bir an nereye gideceğimizi bulamadık. Acaba bir yere varabilecek miyiz diye düşündük ama çok güzel bir yere geldik de burada denize girmeyeceğiz. Kameranın şarjı bitmeden şuranın güzelliğini iyice size detaylı göstermek istiyorum. Burası Taşlıca arkadaşlar. Daha önce aranıza gelenler varsa bilmiyorum ama biz ilk defa geldik. Ne kadar bol tekneler falan da olsa. Ya suyu yine berrak bu Marmaris'in ya. Gerçekten çok güzel. Şuradan birazcık ilerleyeceğiz. Yürüyüş yapacağız. Çünkü amca oradan yürüyün biraz ileri gidin dedi. Kameranın şarjı %7 şu an. Çekebildiği kadar çeksin istiyorum. Suyun berraklığına bakın. O kadar güzel ki. Denize girilebilecek yeri burasıymış. Zaten şurada görüyorsunuz şezlonglar falan var. Fedon mu ya şu? Teknedeki adam Fedon'a çok benziyor. Ve telefon 4.5G çekiyor burada. Bizim Kandıra'da telefon 4.5G çekmiyor. Kandıra'nın dediği yer de burasıydı herhalde. 100 metre yürüyün, denize girilecek yer bulursunuz demişti orası. Keçiler geliyor koşa koşa buraya. Ne kadar gelişmiş bir yer. Bakın keçiler geldi. Koşuyorlar. Yalıkların üzerine de 3 tane çıktı az önce koşarak. Arkalardan da geliyorlar. Aa, bayağı gelmeye başladılar.
şu çocuk kadar olamadım. Bakın keçilerle oynamaya gidiyor. Ben yakınlarından çekim yapamıyorum. Yani burası gerçekten Taşlıca Köyü. İsminin sonuna kadar hakkını veren köylerden bir tanesi. Bakar mısınız arkadaşlar? Her yer taş. Ve evet işte bu. Bakıyoruz. Her yer taş. Aynen. Alabildiğine taş. Biraz arılar falan var. Bugün çok sıcakmış. Dün fırtına varmış burada. Rüzgar fırtınası. Bugün bayağı iyiymiş. Acayip bir yer ya. Yani yolunuz düşerse, eğer benzin parasına da acımazsanız buraya gelin. Görülmeye değer yerlerden. Söğüt'e geldik dostlarım ama çok kalabalık. Arabayı biraz uzağa bir yere park ettik. Şimdi merkeze doğru yürüyoruz. Aslında bu yola da girebilirmişiz ama Gökhan biraz cesaret edemedi tek yön diye. Deniz tarafına gittiğimizde tekrardan çekmeye devam edeceğim. Sıcaktan bayıldık arkadaşlar. O kadar sıcak ki. Yani tatile ilk geldiğimiz hafta bu kadar sıcak yoktu. Ekstra bir sıcak hava dalgası var bence şu anda Marmaris'te. Yani yanıyoruz. Yürüyemiyoruz bile sıcaktan. Biraz Söğüt'ü turladık. Ese de göstermeye çalıştım. Şu manzaranın, şuranın tadını çıkardık birazcık. Şimdi dönüşe geçiyoruz. Bir yerlerde yemek yiyeceğiz. Sonra denize gireceğiz ama henüz daha nerede denize gireceğimize kararlaştırmadık. Önce Söğüt'e gideceğimizi söylemiştim ya. Önce Söğüt'e gitmedik. Taşlıca'ya devam ettik. Taşlıca'dan dönüşte Söğüt'e uğrarız demiştik. Yani rotayı o şekilde oluşturduk. Taşlıca'yı da gördüğünüz çok gelişmiş bir yer değil. Bildiğiniz hayvancılığın yoğunluklu olarak yapıldığı bir köy. Hani Taşlıca'ya gittiğiniz zaman bir hani pansiyon falan bulabilir misiniz bilmiyorum. Yani biz o şekilde bakmadık oraları. Yani öyle gezmedik. Deniz aradık çünkü. Ama Söğüt'e geldiğinizde kalacak yer mutlaka bulursunuz. Çok fazla tesis var. Yani pansiyon tarzında çok tesis yapmışlar. Denize sıfır falan böyle villalar var. Üzerinde kiralık falan yazıyordu. Yani Söğüt'e geldiğinizde de bu tarz kalacak yerler bulabilirsiniz. Söğüt çok güzel bir yer. Manzarası falan da çok güzel ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Plajında sıkıntı var. Yani ben halk plajı göremedim. Hani istesek denize girebilir miyiz? Tabii ki girebiliriz. Yani kimse bize bir şey diyemez. Hani küçük bir köşeye eşyalarımızı bırakıp denizde yüzüp tekrar çıkabiliriz ama birçok tesisin olduğu da bir yer. Yani yine tesisler tarafından plajın büyük bir kısmı kapatılmış, şezlonglar falan koyulmuş. Yani öyle de bir yer olduğunu bilerek gelebilirsiniz. Şimdi biz iyice yorulduk, bitkin düştük, bayağı bir terledim. Şu an kameradan nasıl terlediğimde eminim görünüyordur, su içindeyim. Bir yemek yiyecek yer bulalım, ondan sonra da denize nerede gireceğimize karar vereceğiz. Bozburun'a geldik. Kumlubük'e gitmeye üşendik açıkçası. Bozburun çok yakın çünkü Söğüt'e. Şimdi burada bir beach bar gibi bir yer var. Yemek hizmeti de veriyorlar. Yemeklerimizi söyledik. Buradan da denize gireceğiz. Marmaris'in güneşsiz denizi de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bozburun'da da ilk defa gireceğiz bu saatlerde denize. Ben Bozburun'u bir ayrı seviyorum. Gökhan her ne kadar sevmese de denizi çünkü biraz geç derinleşiyor. Gökhan işte İleriye gidene kadar çok fazla vakit kaybettiğimizi düşünüyor ama ben niyeyse seviyorum. Havası çok güzel. Ya şöyle bir manzarası var arkadaşlar. Çektim mi bilmiyorum. Daha önceki vloglarımda mutlaka çekmişimdir ama bu videoda da göstereyim. Yani dağlar çok yakın ya. O yüzden burada yüzmekten çok ayrı bir keyif alıyorum. Tek sıkıntısı denizin altı kum olduğu için dalga geldikçe kum kalkıyor. O da biraz suyu bulandırıyor. Buranın tek sıkıntısı o. Eğer bir kayalık falan olsaymış ya da taşlık daha güzel olabilirmiş. Bugünü de burada bitireceğiz. Hava kararına kadar buradayız. Denize falan da gireceğiz. Akşam denizine belki girebiliriz. Çünkü bu Bozburun'un denizi Akdeniz'in başlangıcı olduğu için Kumlubük, Turunç
ya da işte çiftlik sularına göre daha sıcak oluyor. O yüzden akşam girmeye de müsait. Bir de geçenlerde Bozburun'a geldiğimiz videoda söylememişim. Bugün söyleyeyim. Karetta gördüm ben burada. Ama tabii kamerayla denize geçemediğim için karettayı da size gösteremedim. Bildiğiniz böyle açıklarda karettalar vardı. Böyle takla atıp denizin dibine çıkıp tekrardan yüzeye çıkıyorlardı falan. Çok güzel bir görüntüydü. Artık konuşamıyoruz. Yani Gökhan'ın zaten sesi çıkmıyor. Yani bacaklarım falan tutmuyor dedi en son. Yani siz videoda gezdiğimiz alanların küçük bir kısmını göreceksiniz. Ben sıkılmamanız için kısa kısa kesitler halinde koyacağım ama biz... Yani öğlen 11'den beri geziyoruz. Yarın çok fazla yormayacağız kendimizi çünkü cumartesi günü dönüşe geçiyoruz artık. Yarın daha sakin bir gün geçireceğiz. Bugünü de burada kapatıyorum. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet, tatilimizin son gününe geldik arkadaşlar. Yarın yola çıkıyoruz artık. Bugünü hiç çekmedim çünkü sadece denize gittik. Denize de Turunç'ta girdik, yani çok yakın. Hani arabaya hiç binmedik. Bugün hiç bir yolculuk yapmadık. Kendimizi de çok fazla yormak istemediğimiz için. Çünkü yani biz biraz trafik kurallarına uya uya gittiğimiz için eve gidişimiz 12 saati bulacakmış gibi görünüyor. Bir de cumartesi günü akşam saatlerinde İstanbul'un trafiği berbat olduğu için çok fazla kendimizi yormak istemedik. Bir defa denize gittik, yüzdük, geldik. Dinleniyoruz şu anda, yani otelin işte ortak alanlarında falan vakit geçiriyoruz. Gökhan da bilgisayarlar almaya gitti. Bu birkaç saat çalışacağız. Ama öncesinde sizlere bu son yapılan benzin zamlarından sonra tatil boyunca harcadığımız benzinlerin hesaplamasını yapmak istiyorum. Ben hep benzin diyorum ama işte ağız alışkanlığından dolayı, yoksa bizim arabamız gazlı arkadaşlar. Biz gaz dolduruyoruz. Elimdeki bu fişlerde tatil boyunca doldurduğumuz gazlar. Bir de bunun eve dönüş yolunu da ekleyeceğim. Sağa sola bir yere koyacağım onları da topladıktan sonra. Araba esnasında çok fazla video çekemeyeceğimi düşündüğüm için de şimdiden hani tatil boyunca harcadıklarımızı göstereyim. Eve dönüşte harcadığımızda sağa sola bir yere koyarım dedim. Şimdi hesaplamaya başlayalım. Şimdi İstanbul'dan ilk yola çıktığımız andan itibaren doldurduğumuz ilk benzin, ilk gaz pardon 100 liraymış. Artı gaz 215 liraymış. Sonra bir 129 liralık doldurmuşuz. Sonra bir 46 liralık doldurmuşuz. Sonra da bir 140 liralık daha doldurmuşuz. 630 lira. Yani İstanbul'dan buraya 630 liraya gelmişiz arkadaşlar. Arabamız gazlı olduğu için. Eğer benzinli ya da işte mazot olduğunu düşünürseniz bunun iki katı fiyatının olacağını düşünebilirsiniz yani. Buradayken de bir 94 lira, bir 213 liralık doldurmuşuz. Bir de 232 liralık doldurmuşuz ve 1169 lira benzin. Pardon, gaz harcamışız arkadaşlar. İstanbul'dan buraya geliş ve tatil boyunca yapılan son zamlardan sonra. Yani inanılmaz, artık Türklere tatil yapmak haram. Durum böyle arkadaşlar. Biz gaza tatil boyunca bu kadar harcamışız. Tabii bunun yanı sıra yeme içme falan masrafları da var. Her şeyin 1000 katı arttığı bir dönemde tatile çıktığımız için kredi kartları falan da bayağı şişmiş durumda. Gerçekten bu zamlar nereye kadar böyle gidecek inanın biz de bilmiyoruz. Tatilin başında mutlu mesutken tatil dönüşünde yaptığımız harcamaları düşünür olduk birden. Her Türk insanın da olduğu gibi. Ama olsun, güzel bir tatil geçirdik. Hepsini de çekmeye çalıştım. Hepsini de size göstermeye çalıştım. Bütün detayları mümkün olduğunca, kameramın şarjı el verdikçe çekmeye çalıştım. Umarım hepsini severek izlersiniz. Tatil vloglarının sonuna geldik. Bundan sonra İstanbul vloglarında görüşürüz. Hepinizi çok 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 seviyorum. Öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.